Emlerinin önü yoldur yolaktır. Emlerinin önü yoldur yolaktır. Arkadaş askerle daha rahatım yemedim. Bu neymiş ya? Hiç olmasa kendime ait bir yatağım vardı, güzel bir ranzam vardı ya. İşte mahe giriyorduk, yoruluyorduk, ediyorduk. Helikopterden helikopter atlarken. Orada biraz yoruluyorduk, giriyorduk, yatıyorduk, uyuyorduk. Bu neymiş ya? Şşş! Ali, biz üst uyuyalım be. Öf! Vır 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 vır. Harbiden car car konuşuyorsun ya. Gördün mü? Allah kahretmesin ya. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa. Sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Beni unuttu sanmıştım, bir de baktım ki işte orada orada. Anladım ki çok yanılmışım, beni seviyormuş oysa. Onun sesi ta kendisi, geri gelmiş demek. Sensiz diyor yaşanmıyor, aşk bu olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda, elinde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor, hayırdır inşallah. Hey! Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa. Sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Gitti hayvanlar ya. Oh, yemin ediyorum oh, bu neymiş ya? Bunlar ne yiyorlar? Topluca bal mı yiyorlar Allah aşkına? Anlamadım ki. Yatayım geniş geniş. Oh! Oh! Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. O ne oldu ya? Güzellik maskesi falan mıdır? Ne o ki o? Hayatta herkesin gizlediği bir şeyler vardır Ali. Senin kim olduğunu belirleyen İnsanlardan gizlediklerindir. Seni tanıdığını zannedenler sadece onlara gösterdiğin yüzünü görürler Ali. Daha fazlasını değil. Ha, iyice deli gibi bir şey oldunuz. Sen o dosyayı saklamakla büyük bir hata ettin Ali. Bunu ikimiz de biliyoruz. Sen sadece bir dosyayı değil, bir hayatı gizledin. Ama bir gün her şey açığa çıkar Ali. O zaman insanların karşısına hangi yüzünle çıkacaksın? Öyle gizlemek gibi bir şey değil ya, aşk olsun. Yani gizlemenin dışında başka kafamla gitti şu an. Siz dosya nereden geldik? Nereden biliyorsunuz ki dosyayı siz? Nasıl oldu o? Tövbe aşağı, ne oluyor ya? Ben senin gizlemeye çalıştığın yüzlerden sadece bir tanesiyim Ali. Kendinden kaçamazsın. Bu ne kurbağa gibi, ne kadar çirkin bir... Abi ne yaptın Allah aşkına? Ay yandı, kafası yandı. Böyle ne yapıyorsun ya? Ay kabus. Ay kabus. Yalnızken kabus görüyorum ya. Oğlum neye ettik geldik lan? Vallahi ya. Daha sık yapmak lazım böyle şeyleri. Baksana Vuran'ın sabahı da ayrı bir güzelmiş. Ben bu kadar daha yaptım, yeter mi? Yetmezse... Oğlum yetmezse şey... söyleriz bu oğlum. Gömül, 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 gömül. Erkan, ha. Hadi gir şuna. Sabahtan beri kilitlendin kaldın buna. Oğlum nasıl kilitlenmeyeyim ya Allah aşkına? Bir şey diyeceğim, Ali görmüş müdür bunu? Görmüştür oğlum, sakladığına göre gördü demek ki, sonra sakladı. Ama olmaz ki, ayıp ulan. Ayıp denen bir şey var yani. Kıza bunu söylemek lazım. Niye kızdan saklıyor ki yani kızın kim olduğunu saklıyormuş gibi? Bizim işimiz mi o ya? Biz niye söyleyelim ki? Allah Allah, biz niye konuşalım? Ali'nin çarptığı kız, Ali konuşsun. Ali konuşuldu kızla ya. Bence de hayatta söylemez. Niye? Çünkü söylerse kızın gideceğinden korkuyor. E gider tabii kız yani. Ama söylemezse daha büyük bela atacak başına, gerizekalı. Salak. Beyinsiz. Mal. Hayır, benden bahsediyorsun. Adamı duydum gibi oldu mu? Bak, iki hançomu hazırla. Günaydın. Siz ne yapıyorsunuz abi burada? Yarım saat ayrı kaldık. Neler olmuş kim bilir ya? Sucuğa dal. Ayrıca 70 yıllık şarap bulduk lan. Oğlum, enfes bir şey. Bak be. Abi, bunu da mı patlattınız? He. Bunu
niye patlattınız? Çok güzel. O benim kefen paramdı ya. Kaç para biliyor musun? Ev alırdım ben onunla. Abi enfes bir şey. Bak Allah'ım gar. Çok da merak ediyordum tadını ama. Nasıl? Genç kız. Abi onu söylüyorum. Ali. Bir de bunu patlattık. Niye sakladın oğlum bunu? Niye saklıyorsun? Ha o bir şey değil ya. O bizim şey var ya. Bro manitası var ya. O getirdi zaten. Kapıda bir şey yaptı, bıraktı. Ama bir... O... nereden buldunuz lan bunu siz? Ali. Nereden buldunuz abi onu Ali. Siz? Ali. Siz onu nereden bulabildiniz? Hayır biz annelerimizin bayramdan kalan şekerleri, zulaladığı dolapları patlatmış bir nesiliz Ali. Yani. Kimden bahsediyorsun? Eyvallah çok yanılma. Nereden buldunuz abi? Hayır arkadaş birine de o kadar çok benziyor ki yemin ediyorum. Ha kendisi de burada şimdi. Ver bakayım bir. Ben bakayım ona biri bir. Abi biri. Ver Sarp'a ver bilir. Herkes tanıyor. Ne ya lan kim? Yok lan o değil. O değil. Aman be şey bu. Var ya lan sarışın mavi gözlerini böyle beyaz tenli bir kız var ya. Kim lan? Dilberay. Dilberay'ı mı konuştunuz? Biz de gördük onun sarışın mavi gözlü olduğunu. Anlatıyor bir de heyecanlı heyecanlı. Aa bakayım bir ben. Oğlum sana. Aa şey yaparız konuşuruz lan. Ali. Aa Serhat Okdemir. Serhat Okdemir bu. Kim o ya? Serhat Okdemir abi oyuncu. Dizilerde falan da var. Ya değil o Sera ya. Ben Serhat Okdemir'le görüştüm. Yani bir iş için görüştüm zamanında. He. Bu kız çok güzel. Sera o kadar güzel bir kız değil. Yok be abi baksana aynı. Evet ya. Hakikaten aynı. Ben işte tabii dizi seyrediyorum. Sen şey versene dosyayı ver. Lan sen belgesel mi seyrediyorsun? Dosyayı versene. Hangi dosyayı? Arkamda sakladığın dosyayı çocuk gibi ver şunu. Hangisini? Ver şunu dosyayı. Ver, bir şeye bakacağım. Ver canım. Çıldırdınız mı? Ali çıkarsana şunu. Abi neyin peşindesin? Ali. Ne yapıyorsun lan? Ben kafa atacağım. Kıvırtsın kafayı çıkacağım. Oğlum. İyi de saçmaladın ha. Al bakalım. Ben öküz gibi açmayacağım herhalde. Böyle bakacağım. O kadar da hayvan bir göstermeyeceğim kıza. Bir çevir bakayım. Aynı değil mi abi? Bir çevir abi. Bir çevir. Aynı değil mi? Oğlum korkma göstermeyeceğiz kızı. Niye korkma? Bir şey çağırmadı göstermeyeceğiz. Aptal mıyız? Efendim? Neyi Allah güzel kız abi. Ya yeni manken oyuncu işi kataloğu. Ben oradan bakıyorlar. Tabii. Belki yeni bir diziye falan başlarsak oradan işte şey bakıyorlar kendilerine. Kız bakıyorlar. Dizide kullanır. Bu koku senden mi geliyor ya? Üstüm, 3 aydır bunları giyiyorsun. Gel bir üstüne bir şeyler alalım senin biz. Sana güzel bir kıyafet bakalım ya. Aha. Bugün bir alışverişe çıkalım mı seninle? Aha. Üstüne başına bir şeyler alalım. Kendine ne kız bakıyor diyor ya. Hayvana bak ya. İyi mi? Süper. Süper. Evli misiniz siz? Nasıl amca? Evli misiniz o kızla dedim. Yo değiliz. Neden? Kaç hemen. Ya ben? Kaç kurtul. Ya hiç evlenme. Ya da beraber alışverişe sakın gitme. Bak 35 yaşındayım lan ben. 10 yılda geldiğim hale bak. Tövbe estağfurullah. Bittim. Tükendim ben. Ne diyorsun ya? Radyo, bir gelsene aşkım. Kaç lan, kurtar kendini, durma, kaç. Geliyorum karıcığım. Ya Ali, ne çok şey aldık böyle ya, ne gerek vardı? Aşk olsun ya, sen... Ne yaptın ya? Olur mu öyle şey? Güle güle gel inşallah. Şu bagaja bir... Of ellerim şişti yeminim. Şu bagajı bir açabilirim. Bir baksana buraya ya. Tatlım. Tatlım. Bebeğim. Gülüm benim. Gülüm benim. Gülüm benim. Derdim aşkım, canım benim. Bir duy ya. Nasıl duymuyorsun beni ya? Ne oluyor da içeride? Ne oluyor da duymuyorsun acaba? Bak bir bak buraya. Bağ buraya bir. Bir bak buraya. Şişt. Sarı baş, sarı kafalı. Allah kahretmesin, duymuyor yemin ederim duymuyor ya. Hilo! Abi ne diyeceğimi bilemiyorum kızın, adını bilmiyorum. Öküz gibi bağırıp duruyorum, tuhaf tuhaf sesler çıkarıyorum kızın arkasından ya. Tavus kuşu gibi bağırıyorum ya. Bildin mi tavus kuşunu? Tavus kuşu gibi ötüyorum ya. O kadar güzel hayvandan böyle iğrenç bir ses çıksın. İnsan hayret ediyor. Vallahi soğudum ya hayvandan sonra. Şu ben tiksindim yemin ediyorum. Ben ne diyeceğim bu kıza? Yenge de oğlum yenge de evli baklı kadın. Ha yani. Yani mı?
evli vakti nereden çıkardınız Allah aşkına? Nasıl? Nereden çıktı evli vakti? Ali kendine geldi. Lütfen kabul et. Yani gelinlikle fotoğraf çektirmiş kız. Gelinlikle kim fotoğraf çektirir? Evliler çektirir. Allah seni kahretsin. Neden abi? Neden yani? Gelinlik fotoğrafı çektiren herkes evli mi oluyor abi? Herkes evli mi oluyor? He, onun için mi sakladın fotoğrafları? Saklamak gibi değil abi. Saklamadım. Niye yapıyorsun? Ne saklamadın ondan fotoğrafı? Anneannem gibi sokmuşsun onu hurçların, gamboşların içine. Ben bir şey diyeyim mi? Götür ver dosyayı kıza. Görsün o da ne olduğunu anlasın, ne olacaksa olsun. Yazık günah. He. Yani. Yani diyor hala ya. Abi, kıza niye götürüyorum dosyayı? Önce biz bir anlayalım ne olduğunu. Onu anlatmaya çalışıyorum deminden. Biz bir anlayalım, bakalım nedir. Ama ben bunu tek başıma anlayamam. Diyorum ki, gelin beraber halledelim. Bu işi birlikte halledelim. Birlikte olursak sonuca daha kolay ulaşırız diyorum. Çözüme ulaşırız. Benimle misiniz? Gelmiş bana benimle misin diyor. Ne yapacağım? Bütün gün senin peşinden mi koşacağım ben? Haksız mıyım oğlum? Haklısınız hocam. Hazırız. Gene mi hazırız? Hadi say, say, say. E tamam hadi. Ne yapıyorsun peki? Ya var ya ben yengeye gidelim, yekten gösterelim bunları. Ne olur gösterelim Ali. Yenge diyor hala yekten de gösterelim diyor ya. Abi niye gösteriyoruz durduk yere? Dur hiç gelmesen bizimle olmasan mı hiç acaba ya? Gitti kıza fotoğrafları gösterdi. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Önce biz bir anlayalım. Ondan sonra gidelim kızla konuşalım gösterelim. Ya neyini anlayacaksın işte? Al işte evliymiş kız. Neyini anlayacaksın? Anlamıyorum ki. Üstünde gelinlik fotoğrafı var Ali. Evli ya. Evli ya bu kız evli ya. Evli ya. Evli ya gibi kız tabii. Melek gibi kız abi. Nereden çıkardın evli olduğunu ya? Evli olduğunu göstermiyor gelinlik giymesi. Benim de var gelinlikte fotoğraflarım. Ben de giydim gelinlik. Evli miyim ben? Nasıl giymiş olabilirsin? Giydim abi. Kendini insan bir anda gelinliğin içine buluveriyor. Nasıl bir koşulda oluyor acaba? İnsan işte inşallah dua ederim sana da göstersin o koşulları. Tabii. Lütfen ya. Kız belki modeldir. Ha, Allah'ım doğru. Yarabbim. Doğru diyorsun ya. Doğru abi. Doğru tabii. Tamam o zaman gidelim Allah aşkına öğrenelim. Kız evli mi değil mi? Delireceğim vallahi artık ha. Ben delirdim zaten ben. Sümüklerimi yiyorum delilikten. Bak şuraya. Neresi orası? Köprüden önce son çıkış moda evi. Neymiş? Köprüden önce son çıkış moda evi. Çok klas isim, marka. Abi neyini anlamıyorsun ya? Basit bir şey soruyorum. Bu kızı tanıyor musun, tanımıyor musun? Bu ya. Ben de size çok basit bir şekilde tanımıyorum diyorum. Nesini anlamıyorsunuz ki bunun? E tamam da biz nasıl bulacağız ki bu kızın kim olduğunu? Fotoğrafçıya sordunuz mu? Hangi fotoğrafçı? Ha, evet. İşte resmin altında bakın ismi yazıyor stüdyonun. Bak bak. Usta bu kızı tanıyor musun ya bu fotoğraftaki kızı? Evet. Burada çektirmişti fotoğrafları. Ha, gerçekten işte al işte. Ya. Ah bulduk işte. Evet abi ya. Oh be. Nerede acaba? Adresini alabilir miyiz onu ya? Hadi ver adresi bize abi. Ha. Adresi var. Bilgisayarda kayıtlı hepsi. Ama bu bilgileri sizinle paylaşamam. Beyler kusura bakmayın. Niçinmiş o? Neden çıktı ki? Nereden? Ne fotoğrafçı müşteri gizliliği yani. Objektif de olma objektifte kalır. Ne ya. Diyor bu ya? Allah aşkına ya. Allah. Topu topu düğün fotoğrafı çekiyorsun. Vesikalı çekiyorsun. Çektiğin en havalı fotoğraf biyometrik. Neyin havasını yapıyor bu ya? Arkadaşım mahallede güzel fotoğrafçısın işte. Neyin havasını yapıyorsun? Sanırsın belgeselci. Artist be. Öyle demeyin beyler. Konsept fotoğrafları da çalışıyoruz. Ulan neyin konsepti ya? Ne konseptinden bahsediyorsun? Konsept dediğin ver başına fesi, ver başına kavuğu, ver eline tesbihi, ver yanına lavuğu, oldu sana konsept. Bu mu konsept ya? Konsept bu mu ya? Bu mu konsept ya? Bu mudur ya? Ver lan şunu, ver şu adresi. Hadi ver, beyler uzatmayın ya. Ama kötü olacak. Kötü mü olacak? Ha. Niye olabilir ki? Ha. Öğrenemedi kızın kim olduğunu. Bir şey diyeyim, o bilgiler bilgisayarda dedi değil mi? Ha. Evet. Tamam bilgileri aldık. Nasıl aldın? E aldık işte. Ne yazdın? Şu an bilgiler bizde. Ne diyorsun ya? Bitti o iş. Harbi mi diyorsun? Kızı bulduk. Ne diyorsun? Kızın kim olduğunu biliyor musun şu anda? Evet biliyoruz. Kimmiş? Ne diyorsunuz Allah aşkına? Hiçbir anlamıyorum. İkiniz aranızda bir şey konuşuyorsunuz. Ara Ahmet abi ara. Ahmet abi mi biliyor kızın kim olduğunu? Ara Ahmet abi. Ahmet abi biliyormuş kızın kim olduğunu. Ara. Çalıyor. Kimmiş? Kim kimmiş? Kız Ahmet kimmiş? Abi kimmiş? Ahmet abi mi kimmiş? Ahmet abi kimmiş? Oğlum bir dakika bir durun ya. Ahmet abi senin bir tane arkadaşın vardı ya bilgisayarcı, hacker. Bir şey bey, bir şey. Veysel bir şey. Tamam takılma işte ya. De ki Hudut abi, Hudut abi. Hudut. Ahmet abi ona çok ihtiyacımız var. Onun yardımına çok ihtiyacımız var. Evet evet çünkü Ahmet abi bir odaklanır mısın? Bir anlatacağım çünkü. Fotoğrafçının bilgisayarındaki bazı bilgileri almamız gerekiyor abi. Siz üçünüzün bornozlu olması şu anda... Evet. Abi detaya girmeyelim. Detaya girmeyelim. Neden falan sormayın. Hayır. Vakit kaybetmeyelim. Sorma sorma Ahmet abi. Sormuyorum. Peki şu ana kadar acaba ben doğru anladım mı? Bir şey yapalım, check edelim. İstediğiniz bazı bilgiler var. Evet. Evet. Bu bilgiler fotoğrafçının bilgisayarında. Çok güzel. İstediğiniz vermedi adam. Şahane gidiyorsun. Israr ederseniz kötü olur dedi. Kötü olur dedi. Fotoğrafçı ısrar ederseniz kötü olur dedi. Siz de ısrar ediyorsunuz. Kötü olsun diye.
kötü olsun diye diyorsunuz ki hani bir hacker bulalım. Madem bize vermedi adamın bilgisayarına girelim. Hop çekelim oradan bilgileri. Aynen. Doğru anlamış mıyım şu ana? Süpersin. Ben sana bu kadar iyi anlatamazdım. Ten Tiger performans. Oğlum siz bu kavun kafalardan ne zaman vazgeçeceksiniz? Ne kavunu ya? Kavunsunuz ya. Siz üç tane kavun kafasınız ya. Bu ne saçmalık ya? Siz ne kadar kolay gaza gelir oldunuz Ali ya? Bu mu fotoğrafçı? İşte ya. Evet. Bilgisayar burada ya. Evet abi dedik işte kaç dakika. Dakika geliyorum. Aa vallahi ipleri eline aldı Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet Mümtaz'la iş başında. Öyle sinirleniyor, minirleniyor. Bize kızıyor ama o şeyinden, abiliğinden. Şimdi gidecek, adam o kadar güzel ikna edecek, alacak gelecek onu. Bizim gibi salak değil ki. İkna edici bir karakteri tabii var abi. O ses tonundan mıdır? İkna. Nedir? İkna onu veriyorsun ya. Bir şey söylesin, oracağa ikna oluyorum ben. Evet, evet. Şu an çok rahatım mesela. İçim rahatladı şu anda. Kaç, 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 kaç. Kaldırın beni sen, kaç. Oğlum yürü aptala bak ya. Abi öyle mi dedik? Lan sar, tam arayacak zamanı buldun gerizekalı. Bugün ünlü senarist Murat Aksar'la beraberiz. Öncelikle röportajımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz sevgili Murat Aksar. Ben teşekkür ederim. Ama galiba bize nazar değdi. Anladın değil mi göndermeyi? Göndermeden duramıyorum ya. Murat Aksar, ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Dizinize ölüyorum, bitiyorum. Siz bir tanesiniz. Hem güldürüyorsunuz, hem ağlatıyorsunuz. Hepsini aynı anda nasıl yapıyorsunuz, aklım almıyor. Bugün bir Murat Aksar olmak o kadar da kolay değil. Hoş geldiniz, merhabalar. Ne alırdınız hanımefendi? Ben bir espresso olayım. Murat Aksar Bey, siz her zamankinden mi? Bilemiyorum ihtiyar. Aynılık sıradanlaştırır insanı. Süreklilik yorar. Alışkanlıklar demir parmaklıklar gibidir. İnsanı kendine hapseder. Yine çok güzel konuştunuz. Siz bir de beni yazarken görün. Amaç sadece baca temizliği. İçimizdeki kurumları boşaltıyoruz sadece. Anladın değil mi göndermeyi? Onur, biraz konuşabilir miyiz abi? Kestik. Nedir? Bu ne nezaret böyle Onur? Ne olmuş ki? Okumadın mı senaryoyu? Ali'nin sadece bir tane sahnesi var. Evet. Onun yerine Murat Aksar diye bir karakter girmiş. Evet, bizim Cihan'ın oynadığı karakter. Ne işi var o karakterin bu dizide Onur? Şu karakter analizine bak. Genç kızların sevgilisi olan Murat Aksar, kendisine aşık olan gazeteci kızdan kurtulmak için çabalamaktadır. Tamam abi, onu engel gibi düşünmüş. Ali ile kızın arasında engel ya. Ali nerede Onur? Koskoca bölümde bir tane sahnesi var. Tonla para veriyorum beni o herife. Ayrıca kim o yaşlı herif? O adamdan garson mu olur? Engin abi. Engin abi iyidir bizim abimiz o ya. Hep ya Onur! Ben seni buraya işleri yoluna koy diye çağırdım. Bu iş sizin öyle kendi aranızda çevirdiğiniz geyiklere benzemez. Ne yap et düzelt şu işi. Bana ne bağırıyorsun lan? Ben mi yazdım senaryoyu? Artist. Hıyar. Hocam hazırız. Ne hazırız? Al şunu, hazırız. Ara Burak'a. O Murat Aksam'da ne s**indir o karakteri çıkarsın. Ali'ye daha çok sahne yazsın. Ergen Ergen iş yapmasın. Burada burnumda adamın canını sıkmayın lan. Bana ne bağırıyorsun ya? Salih, neredesiniz abi siz? Aa Burak. Niye şaşırıyorsam seni gördüğüme? Neden geldiğini sormayacağım bile zaten. Sorma. Sorsan da söylemezdim de zaten neyiz. Trip mi atıyorsun sen ya çocuk gibi? Ne trip atacağım bana ne ya? Öf madem istemiyordun Ali ile görüşmemi o zaman telefon numaramı vermeyecektin. O telefon numarasını sen gecenin vakti elin herifin evine git diye vermedin ben herhalde. Ya gerçi bana ne o ayrı da. Ya sen neden gittiğimi biliyor musun da böyle konuşuyorsun kendinden emin emin? Bana mı dert? Bana mı dert oldu? Niye gittiysen gittin Allah Allah. Ama dur o Ali Atay'ın nasıl bir adam olduğunu ben hepinize göstereceğim. Göreceksiniz ya. Tamam. Neyse ne ya. Bir kahve içip böyle konuşmayalım mı? Kahve? Ya ben buraya senin için gelmedim. Nasıl yani? Niye geldin? Ben hazırım. Tatlım ya bak bu gazete kafesine bir daha gelmeyelim. Okul kantini gibi ya. Ne işimiz var? Niye buraya geliyoruz ki? Ne oluyor be? Bak, çayın 75 kuruş olduğu bir yer buluruz. Oraya gideriz böyle. Bu numaralar kaldı mı ya? Ha tabii çok... Çok kıskandım ya. İnanılmaz kıskandım. O kız uzun ya sana. Oğlum bu kadar fotoğrafın arasında nasıl bulacağız kızı ya? Tek teye düşeceğiz abi. Tek tekçilik yapacağız. Tek tek bakacağız. Allah aşkına biter mi tek tek bakarak burada? Kaç bin zettabayt bilgi var burada ya? Evet abi işte Catherine zettabayt.
Olacağız arasında. Öf Ali, öf Ali. Oğlum, oğlum ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Osman. Aa, Ahmet abi sen burada mıydın? Ahmet abi bir su versene. Allah aşkına dileyim damağım kurudu. Yemin ediyorum. Benim de ağzım şişti hamurdan böyle oldu ya. Sizin uşağınız mı var lan burada? Aa, uşak dedi. Uşak vardı. Ne oldu? Abi vardı bizim. Ne yapıyorsun uşağın? Bilmem ne oldu. Şşş bana bak. Az bir toparlanın kendinize gelin ya. Bu ne? Oğlum bu ne pislik? Bu ne dağınıklık ya? Üstünüzde bornozlar bilmem neler. Bir şey giyin, üstünüze altınıza bir pantolon çekin. Çocuğum bu evde bir genç kız yaşıyor. Ayıp. Oğlum ne hayvansınız. Ne hayvansınız. Bu yapılır mı burada? Kız burada zaten. Oğlum kız salak gibi aldık geldik laptopu bir de burada açık. Abi, evet fotoğraf ya. Bakıyoruz. Kapatıyoruz. Ne gerizekalısınız çok ya. Çok büyük salaklık. Abi Ahmet abi. Çok önemli bir şey var Allah aşkına. Kapının orada erkete yatar mısın abi? Ne yapayım? Erketeye düş. Erkete'ye sebeplen. Kız basmasın bizi fotoğraflara bakarken. Çünkü kız gelebilir bizi görmesin operasyon üzerinde. Çok önemli bir operasyondayız. Tam hazır çıkmışken bakkaldan da şuur alıp geleyim mi? Vallahi zahmet olmayacaksa. Tövbe yarabbi ya resim Allah. Ya bu atılır mı ya? Ne var Burak? Artık saklanamayacaksın. Ne? Nasıl? Ne diyorsun ya? Herkes öğrenecek Ali Atay'ın nasıl bir adam olduğunu. Sen ne anlatıyorsun ya? Kafayı mı yedin? Burak, ne diyorsun? Yo, ben Burak diyelim ki ya. Benim ne alakam var ki Burak'la? Benim hiç alakam yok yani. Bu ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Ben ne bileyim anlamadım ki. Sesini mi değiştiriyor, şive mi yapmaya çalışıyor? Ne yapıyor? Oo. Sen nasıl anladın ki benim olduğumu ya? Benim hiçbir sesim değişmedi. Ulan gerizekalı. Numaran çıkıyor lan telefonda. Hadi ya. Ama ben numaranın başına yıldız koydum, sonuna iyi kareyi. Onun tersini mi şeyindi? Abin 18 doluyordu. Bunda olmuyor mu ya? Sen bir kapatsana, ben bir şey deneyeceğim. Ya bu salak mı ya? Bunun kafası hiç mi? Oğlum bu kız güzel lan. Bir şey söyleyeceğim. Sen bir şey mi yaptın bu adama? Kim? Sen Burak'la aranda bir şey mi var? Bir gerginlik var. Sen bir şey Allah yapmışsın. Bela, doğru söyle. Allah belanı versin bir şey yaptıysan. Oğlum boşa bela okuma bak yapmışsın. Belli kurulmuş çocuk sana. Vallahi yapmadım ya. O bizde genel abi bu aralar genel öyle bir gerginlik. Hepimizde böyle bir asabiyet, bir böyle bir salak bir kuruma durumu var. O niye oluyor biliyor musun? Ya Burak hasta mısın? Ne oldu söylesene. Ne için arayıp duruyorsun beni? Ay sinir. Tamam kapat ya. Ay Allah'ım yarabbim hasta mıdır nedir tam geçiyor benden acaba? Aç şunu aç. Şunu açsana abi. Ne ki o? Peki rol ne tam olarak? Abi kusura bakma seni de yorduk buraya kadar işinin gücünün arasında ama. Estağfurullah Mahmut ne demek ya? Lütfen öğrenci insansın. Öğrenci bizim canımız. Evet abi sağ ol. Başrol diyordun. Abi şöyle paranormal olaylara ilgi duyan bir üniversite öğrencisisin. Ha, paranormal diyorsun. Yatak matak o gece karanlık böyle bir korkulu gerilimli bir şey. Martin Scorsese ve gece. Evet abi o tarz. Da işte acaba Türkler korku filmi çekemez tezini güçlendirmesin? Anlamadım abi. Anlamadın. Bütçe ne kadar? Abi şöyle söyleyeyim, kuruş paramız yok. Hemen küçük esnafa bağladın değil mi Mahmut? Bütçeyi sorunca hemen küçük esnafa bağla. Bir yönetmenlik duruşunu bari koru. Nasıl bütçemiz yok? Oyuncuların parasını nasıl... Oyuncular diyorum ama tek miyim? Abi iki tane oyuncu var zaten. Bir sen, bir de kız. O kadar. Ha kız var. Tamam kız varsa kızı ben seçerim. Başrolüm oğlum kızı ben seçerim. Ne olur lütfen kızı ben seçerim. Abi kız benim kız arkadaşım olacak. Yapma ya. Evet abi. Üf, ama düşünün bunları Mahmut. Bunları bir hesap edin. Prodüksiyonu bir hesap edin. Bunun ekipmanı var, mekanı var. Onları nasıl halledeceksin? Abi şöyle. Okul ekipmanı veriyor zaten. Mekan olarak da ben halamın evini düşündüm. Halam kek börek falan yapacak. Yemek işini öyle çözeceğiz. Abi, benim bu bitirme projesi için kısa filmi çekmem şart. Of ama Mahmut çok üsteliyorsun. Bitirme projesi diyorsun oğlum. Kısa film diyorsun, korku diyorsun, klişe de bol diyorsun yemin ediyorum. Zaten doğru düzgün bir şey olsa beni niye bulasın yani? Aşk olsun abi öyle deme. Şu okul bitsin direkt piyasaya dalıyorum. Bak abi hem bütün yönetmenler güvenebilecekleri bir oyuncuyla yola devam etmek isterler. Senle ben mesela şahane bir ikili olabiliriz ha? Bence bu fırsatı kaçırma abi. Cihan abi.
Efendim Mahmut, efendim. İki dakika hayal kuralım bari. Ona müsaade et oğlum. Abi, senin için de müsaitse yarın çekime başlayalım. Tamam, başlayalım. Yarın başlayalım hemen. Bir an evvel başlayalım, bitsin. Ben gideyim ödül konuşması hazırlayayım bari. Dursun, bulunsun. Yani. Tamam oğlum, indir elini, öf. Pardon. Buyurun. Ben Serkan Bey'e bakmıştım da, burada mı kendisi? Yok maalesef. Ha. Ne zaman gelir? Vallahi o çok belli olmuyor. Ben aslında bunu Serkan'a getirmiştim. Ha. Siz verir misiniz? Tabii veririm. Ne demek? İyi günler. İyi günler. Şey, kim bıraktı diyeyim kutuyu? Deniz deyin. O tanır zaten. Deniz. Peki Deniz. Deniz kızı. Gelecek mi sence? Gelecek. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Abi bir dur, bir cümlemi bitirseydim ya. Belki makul bir teklifle gireceğim. Belki mantıklı bir şey söyleyeceğim. Öyle vurulur mu ya? Of! 665 bin ha. İyi para. İyi para, film parası ya. Ya Onur, hala film diyorsun. Pekala, imzalıyorum çeki. Ama dediğim gibi, akşam hepiniz vereceğim adrese geleceksiniz. Ya ben neyse de çocuklara nasıl söyleyeceğim, onlara nasıl ikna edeceğim bilmiyorum yani ya. Ben o kadarını bilemem Onur. Onları ikna etmek de senin görevin. Ha? Tamam, tamam peki. Onur abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Beni hatırladın mı? Bursa'da beraber fotoğraf çektirmiştik. Yok be abi, ben hatırlayayım ya. Ha, siz de haklısınız tabii. Nasılsınız? Vallahi karışık ya. Gelsene gel. Şimdi bizim konser vardı. Konser iptal olunca tabii tazminat cezası. 665 bin lira. Ulan biz konserden ne kazanıyoruz ki? 665 bin ceza vereceğim. Para yok. Mecburen muhtaç kaldık Şenol'a. O herifi de Ali sardı zaten başımıza. Bu tuttu vurdurdu beni. Olaylar olaylar. Ya Ali sen git kıza çarp. Kızın kafa git. Öyle sabit sabit bakıyor bütün gün Necdet Alp gibi. Bu da aşık oldu ona galiba. Almış kızı yanına evde. Ayırmıyor kızı yanından. Ya Osman'la Dalman'ın arası kötü. Sürekli ne yapacağım abi, ne yapacağım abi? Lan benim derdim yokmuş gibi de onlarla uğraşıyorum. Filmi çektik, ondan da battık. Niye siyah beyaz film çekiyormuşum? Lan daha önce renkli çektik, ne oldu? Onlar da battı hep. Ben bir de siyah beyaz ucuz olur zannediyordum. Hiç öyle değilmiş o iş ya. Dizi çekmek insan işi değil. Vallahi şimdi bakma, platoda sitcom, mitcom da idare ediyor. Sen bizi Leyla'da görecektin geçen sene. Kar, kış, kıyamet, rezillik ya. Görüyorsun değil mi dükkanın halini? Bütün gün goy goy. Ben neler yapıyorum, 3 kuruş parayı bir araya getirdim, borcuyum. Borç senin de borcun, çalışsana, yok. Ancak böyle geyik, boyuna geyik. Borcum dedim, hepsi böyle. Dur versene. Uyuyorum, ben yer kalmam. Ben hep İstanbul'un ortamda, çok umurum var ya. Vay ola, bundan sonra kalmam var, uyuyorum. Öyle işte. Biraz da sen anlat. Nasıl, iyi misin? İyiyim abi, sağ ol. İşte... La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la. Mercan, kızım. Her şeye sen sebep oldun baba. Eve bankanın el koyduğunu ve satışa çıkardığını biliyordun. Hiçbir şey yapmadın. Borcu ödemedin baba. Evsiz, yersiz, yurtsuz kaldık senin yüzünden. Neyse. En azından yatacak bir yerim var artık. Sarpo, ne yapıyorsun lan? Ha iyi. Ne yapayım, sen ne yapıyorsun? İyi ya. Hayırdır, niye geldin bu saatte tiyatroya? Kapatmaya mı yoksa? Seni görmeye geldim ya, çok özledim. Dedim Sarp'ın güzel yüzünü göreyim. O dedim kepengi de şimdi kendi başına indiremez. Gözüne ne oldu lan? Ne? Ha bu. Ya üf, sorma, görünmez kaza ya. Tam dekoru yapıyordum. Ha. Dekorun oradan böyle şey yapınca ışık ayağına var ya bizim. Işık ayağına vurdu. Ha. Işık ayağına. Işık çerçeve, çerçevede pat dedi buraya geldi. İyi başka bir yerine. Ya, değil mi? Neyse bir şey söyleyeceğim. Sen bu saatte geliyorsan niye geliyorsun ki zaten tiyatroya? Hiç gelmesen daha iyi değil mi? Öyle geldim işte ya, öyle kafama estim gideyim dedim ya. Niye öyle sinirlendin ki sen Celal'in hemen? Hadi ben de çıkıyorum zaten. Nereye? Alemlere. Yok be abi, ne alemi? Eve gidiyorum. Eve mi? Ha. Bırakayım seni. Yok, ben giderim şimdi başıma. İyi. Ha? Bir şey diyeceğim, beni arayan soran oldu mu ya? Yok. Hiç mi kimse aramadı beni? Hadi geceler. Hadi geceler. Allah'ım, triplisi ya. Deniz, hadi gidelim artık. Çok geç oldu saat. Bak, biraz daha bekleyelim. Şimdi gelir. Ya kimsenin geldiği yok. Bir saattir aynı şeyi söylüyorsun. Sonra abim bana kızıyor. Saat kaç oldu, gidiyoruz hadi. Zaten gelseydi bu saate kadar gelirdi. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa. Sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Beni unuttu sanmıştım, bir de baktım ki işte orada orada. Anladım ki çok yanılmışım, beni seviyormuş oysa. Onun sesi ta kendisi, geri gelmiş demek. Sensiz diyor yaşanmıyor, aşk bu olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda, elinde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor, hayırdır inşallah. Hey! Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa. Sabah olup uyanınca her şeyin aynı kalsa. Ben sana Ali Atay'ın nasıl bir adam olduğunu göstereceğim, dedim mi demedim mi? Dedim. Dedim ve ben dediğimi yaparım çünkü ben adam gibiyim tatlım. Bunun için fotoğrafları biliyor musun? Tatlım değil de bu dosyayı Ali'ye zaten ben verdim. Bir de ben verdim diyor. Ne geniş insanlarsınız siz ya. Ya sen ne sanıyorsun? Ben o gece bu dosyayı vermek için gittim zaten Ali'ye. Ali benden işte o kızla ilgili araştırma yapmamı falan istedi. Ben de bir tek o fotoğrafları bulabildim. Ne yapayım? Nasıl yani? Sen şimdi o gece... Ya Ali'yle başka bir ilgin yok mu senin? Ama başka nasıl bir ilgim olabilir benim Ali'yle? Ne bileyim, gecenin vakti adamın evine gelince insan başka şeyler düşünüp... Senin yüzüne ne oldu ya? Kız arkadaşına sor sen onu.
kız arkadaşı değilim yalnız. Sen mi yaptın bunu? Gökçe'nin alakası var. Ne sırtıyorsun be? Ya sen benim için kavga mı ettin? Ya ne alakası var? Böyle bir şey değil. O, bana abuk sabuk konuştu şeyde banyoda. Asabımı bozdu. Asabını mı bozdu? Minna bak ya. Gitmiş benim için kavga etmiş. Kızın suratına çizik atmış. Sen Freddy Krueger mısın sen? İnsanlar bakıyor. Ha, insanlar evet, bakmasa... Biz insanlar bakıyor. İnsanlar bakmasa olur diyorsun. O zaman ben şey yapayım. Gideyim bir park bahçe bir şey bulayım. Kuytu köşe orada böyle bol bol sarılırız. Sen çıkışta o zaman işten sonra şey yapalım onu. Bize niye söylemedin oğlum? Oğlum nasıl söyleyeyim? Söylesem ne olacak Seko Allah aşkına ya? Nasıl ne olacak ya? Evin gitmeyecek derinden. Kaç tane adamımızı toplayacaktık, bulacaktık, buluşturacaktık, ödeyecektik parasını. Ya tamam eyvallah anlıyorum ama yani ben tamam o kadar takmıyorum ben kafaya bunu ya. Biliyorsun her seferinde yeniden biz küllerimizden doğarız yani problem değil. Hop geldi lise çağlarım. Sivilcen çıktı lan. Nerede? Nerede lan? Dön. Ha. Aa. Oğlum bu yoktu lan dün. Ha işte. Şimdi çıktı zaten. Allah Allah. Tam böyle toparladım diyorum, toparlayacağım diyorum. Bir ışık görüyorum böyle. Bir şeyler güzelleşmeye başlıyor. Hop ev gitti elden. Allah'ım ya Rabbim ya. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Sen ne kadar acayip bir adamsın ya. Yerleriniz kaymıyor yalnız. Ne oldu lan? Ne oldu? Oğlum herif bir şey anlatıyor burada. Bir şeyin derdini paylaşıyor. Bir şey söyle. Bir otur bir dinlesene. Ne oldu lan? Hala ya. Ne oldu Osman? Ne oldu oğlum? Tamam, iyi misin lan? Ali Allah aşkına. Tamam tamam yok bir şey kardeşim. Kardeşim yok bir şey ya. Oğlum herifin derdi kendine yeter. Tamam bırak. Bana da aksiyon olur. Kafam dağılır. İyi olur yani. Ne oldu? Buldun mu kızı sen? Oğlum buldum. Buldum ya. Al bak. Of. Aa. Bak işte buyurun Selma Şengüloğlu diyor bak. Ha. Tamam oğlum işte evliymiş kız. Aa. Ama bak bir şey atlıyorsunuz. 15 Aralık 2013. Aa. Daha evlenmemiş. Daha evlenmemiş. Ha, işte bak. Evlenmemiş yani evlenecek. Evlenmemiş. Tamam. O zaman. Ne yapacak? Maalesef o tarihte böyle bir kayıt görünmüyor. Nasıl görünmüyor abi? Olur mu öyle şey ya? Davetiyede buranın adı yazıyor ya evlendirme dairesi olarak. Vallahi bilemiyorum. Belki daha gün almamışlardır. Ama bu saatten sonra da gün veremeyiz. O tarihe tüm günler dolu. Arkadaş ne meraklı millet evlenmeye ya. Ya bir şey diyeceğim. Nasıl bulacağız kızı? Gelin içeye gidelim bir daha. Evet. O şimdi fotoğraflardan tanımadı. Belki davetiyede isimden misinden tanır. Evet. İsim hafızası. Tövbe estağfurullah. Buraya ne olmuş ya? Dükkanı kapamışlar ya. E ama dün acıktı. İşler demek ki ne kadar kötüyse. Çok zor abi. Bu devirde gerçekten esnaflık çok zor bir iş yani artık. Ekmek aslanın ağzında değil artık nerede? Fotoğrafçıya mı gitsek acaba? Ha, fotoğrafçıya şey dedim. Laptopunu çaldık abi. Bir de sana birkaç soru soracağız diye. Öyle mi? Tatlıya bağlarız. Özür dileriz. Yanımızda laptop. E biz abi, Ahmet abi de neden bir sormadan etmeden laptopunu çalıyor adamın? Yani... Ahmet abi işte. Biz çalmayı bilmiyor muyuz ya? Biz çalarız gerekirse. Anlamadan, dinlemeden iş yapmıyor ya o da. İş güzel. Hiç. Bunlar ne? Yani gerçek mi ya? Yapma bunlar. Yapma ben. Ya gerçeği ne koyacak? Kökü nerede o gerçek? Allah çok güzel bir şeymiş gibi. Arkadaş ne yol yürüdük ya? Biz niye yürüyoruz her yerden her yere ya? Arabamız yok çünkü. Ne? Ya yok artık daha neler ya? Şş, beyler hadi uzayalım bak bu işin içinde bir iş var. Taklaya gelmeyelim Allah aşkına hadi uzayalım hadi. Bir şey diyeceğim. Kızın adı ne dediydin sen? Selma. Soyadı neydi? Selma bir şey. Neydi? Neydi söyle çabuk. Şenlikoğlu. Emin misin? Değilim. Şülekoğlu. Şengül mü? Bir şey. Şengüloğlu. Hah. Selma Şengül. Ne yapıyorsun? Oğlu. Evet. Şıngıloğlu mu demek istediniz? Ya hadi Allah aşkına. Şıngıllı mı demek istediniz? İstemedik onu demek istemedik. Cıngıllı. Cıngıllı. Ha.
var mı bir şey? Hadi Allah aşkına ya. Biri var. Biri var ama 1942'de ölmüş. Tamam, Allah rahmet eylesin. Hadi. Ölmüş mü? Pardon, bakar mısınız? Kaç, kurtar kendini. Durma, kaç. Abi. Abi. Tamam, üzülme oğlum o kadar. Ölmüş, 42'de ölmüş. Ben anladım seni. Biz bu kıza ne yaptıysak hiç tepki vermedi, ölmedi, hiçbir şey olmadı. Bir düşün neden? Neden bir düşün? Neden? Abi kız ölü. Ali. Hı? Bak rahmetli şu fotoğraftaki galiba bak. Bak aynı, yemin ediyorum aynı rahmetli. Abi ne olur rahmetli deme. Zaten gerginim. Geriliyorum iyice baktıkça fotoğrafa. Ali. Ha? Oğlum harbiden çok benziyor. Aynı. Aynısı ya, aynısı. Evet. Sizi dinliyorum. Ne konuşmak istiyorsunuz? Efendim, durumu şöyle anlatalım. Sizin babaanneniz... Anneannesi de olabilir. Anneannesinin anneannesi de olabilir. 1942'de ölmüş yani. O çok eski. Dayısı da olabilir. Efendim, sizin anneannenizin babaannesi... Niye artık? Kimse o. Kendisi 1942'de... Başınız sağ olsun. 1942'de vefat etmiş. Ve kendisi şu anda bizim evde. Bizim evde yaşıyor kendisi. Ölü müdür, diri midir? Biz onu çözemedik. Türlü türlü şeyler yaptık. Neler yaptık, neler yaptık. Kadın bana mısın demedi. Hık etmedi. Tek bir kelime çıkmadı ağzından. Hiçbir şey olmuyor bu kadına. Çok biz merak ettik. O yüzden soluğu sizin evde aldık. Siz gelin bir cesedi bir teşhis edin. Eğer size aitse alın götürün. Bir bakın bakalım ölü sizin ölünüz mü? Aşırı kızdı ya. Hele ölmemiş dedin yani kalıncım. Ne yapsın? Ben olsam döverdim seni. Lan senin aklına uyup geldik. Ben... Hadi gidelim. Allah aşkına gidelim şuradan ya. Nereye gidiyoruz ya? Hiçbir yere gitmiyoruz abi. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ben bu olayı çözmeden şuradan şuraya gitmem. Ben bu olayı çözmeden şuradan şuraya gitmem. Ben gitmem. Sizi niye sürüklüyorum peki? Ha işte. Ha işte. Olsun ya, o aramızda laf olmaz. Tamam, nasıl çözeceğiz peki yani? Nasıl? Fikrin ne? Amin. Ali tamam tamam ya. Bırak oğlum şu küreği, bırak şu küreği. Ya be? Bırak şu küreği. Helal Ali. Ali saçmalama, bir gören olacak. Ne yapıyorsun? Bırak şu küreği. Oğlum saçmalamayın, boşuna mı geldik buraya? Bir şey yapmayacağız ya. Açacağız, bakacağız içinde mi değil mi? Onu bir anlayacağız ya. Yapma oğlum, ayıp ayıp, günah, büyük günah. Bırak, bırak abi, şunu. Allah aşkına günahlık bir şey yapma. Hatalar içinde. Tövbe estağfurullah ya. Tamam abi işte, açacağız bakacağız. Var mı yok mu? Anlayıp kapatacağız. Bunda bir şey yok. Bunlar amirim. Ne yapıyorsunuz burada? Merhaba abi. Ne yapıyorsunuz burada? Merhaba. Merhaba abi. Lan ne yapıyorsunuz? Hemen bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Koş 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 koş. Koş koş koş. Senin nereden gideceğiz? Kürekler aldınız mı lan? Kürek alacaktık bir de. Nereden gideceğiz? Böyle gidelim ya buradan. Allah! Abi. Allah tövbe. Ne yapıyorsun? İyi. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Ali! Ne haber abi, sen Ali, ne yapıyorsun? İyi vallahi. Ali. Aynı koşturmaca. Gelsene oğlum, ne yapıyorsun? Adamı. Sen de tepecek. Gelsene, gerizekalı. Cin, peri, mezarlıktayız. Ya saçmalama, gel buraya, gel gel. Çekil abi, oradan. Cin, abi gelsene, Atilla abiyle tanıştık. Hadi çabuk, hadi geliyorlar, hadi hadi. Hadi geliyorlar, hadi çabuk atlayın. Abi saçmalamayın, ne tepiyor ya? Öyle bir şey değil. Gelin ya, gel gel. Atilla abi, arkadaşlarım benim, Osman'la Seko. Nasıl Atilla abi ya? Atilla abi, gelin bizim at adam Atilla. Abi merhaba, nasılsın? Osman ben. Hadi atlayın. Abi, gelsene, neye tedirgin oldun? Gel gel. Ya niye tedirgin olmayayım? At adam. Hadi geliyorlar, çabuk atlayın hadi. Seko ne yapıyorsun? Ne kadar oğlum, ayıp bir şey yapıyorsun. Oğlum adam hem at hem çıplak. Allah aşkına Ali. Oğlum ne kadar ayıp bir şey yapıyor. Ayıp lan adama. Çok ayıp gerçekten. Çok değerli oğlum, abi. Oğlum adama demiyorum ki ben. At kime adam. Yani. Abi kaçmamız lazım. Binelim hadi. Abi gel, bir şey olmaz. Bir hadi sıkıntı abi, olmaz. Bir problem olmaz. Yok yok hadi. Tamam abi gel. Bildiğimiz şekilde şey dönme yani. Arkasından. Dönme vurur çifteler. Abi. Abi saçmalama. Ayıp oluyor. Adama ayıp oluyor. Ha? Alo. Çıkarın lan bizi buradan. Lan teperim ha. Alo. Abi, abi, Atilla abi tamam ya, tamam. Yani bağırmakla olsaydı zaten çıkarırlardı şimdiye kadar. Ne olur ya, kaç kere denediğimiz şey? Tabii. Üç kişi bindiniz ondan oldu, ağırlık oldu, koşamadım herhalde. Hiç girme zaten, o mevzulara hiç girme. Boş ver ya, boş ver abi ya. Tadını çıkar. Tamam, tamam hadi.
Hadi kimi arıyoruz, ne yapıyoruz? Evet, arayalım birini hadi. Bence aramayalım abi kimseyi. Arasak dönüp dolaşıp bir şekilde buraya geliyoruz zaten. Boş ver abi. Biraz duralım, zaten yeni geldik. Bir soluklanalım. Zaten bizi atacaklar. Ne için geldik ki buraya? Şşş, durun durun. Ben biliyorum nasıl çıkacağımızı. Bana bırakın siz. Nasıl çıkacağız? Yok artık. Ay! Akil abi. Arkadaş ne ya? Çıkmaz. Bir sene çıkmaz üstümden. Her tarafım koptu at. Olmasın usta, vazo mazo bir şey koysunlar. Onur. Ne abi? Osman'ın hali ne olacak ya? Sokakta mı yatıp kalkacak bu çocuk? Abi Ali var, Ali'nin evinde kalacak. Ali'nin evi var olur mu abi? Damla gelince ne olacak? Çoluk çocuk şeye mi, Ali'ye mi taşınacak? Abi hiç bilmiyorum ki ya. Geldi mi üst üste gidiyor. Hep beraber perişan olduk ya. Olursunuz abi, ulan olursunuz işte. Çıkamadık. Bak battık, çıkamadık ve hep benim yüzümden, ben biliyorum. Ne alaka? Abi çok büyük ahımı aldınız. Orada o değil de o oynasın muhabbeti oldu. Ondan sonra ben size nasıl bir ah ettiysem artık. Şimdi geri de alamıyorum. Hadi buyur, kaldık mı böyle? Kaldınız. Cihancığım, bir şey konuşuyoruz. Cihancığım de geçiştir. Ama benim ahım tutar abi, ben biliyorum. O kadar da pis ağızlıyım ben. Benim ahım evrenden ırak. Ahmet abi, ben gideyim bir çay alayım, geleyim. Çay mı alacaksın? Benim bir gözlük vardı ya burada bir yerde. Gidip getireyim mi hocam? Ne tür bir gerizekalı bu ya? Vallahi getirsene ya. Hemen alı gelirim hocam. Hadi, hadi, hadi ya, sağ ol. Bu kim ya? Bu benim asistan ya, yeni. Dolanıyordu etrafımda Onur abi, Onur abi. Gel dedim takıl, iyi çocuğa benziyor. Şey, Onur Hoca'nın gözlüğü burada kalmış da onu almaya geldim. Gözlük. Bir bakayım. Bu muymuş? Heh, tamam bu herhalde. Başka bir şey var mıydı? Yok. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Serkan, ne yapıyorsun? Ezber mi geçiyorsun? Bu ne? Ne abi? Ha. Abi o şey ya, dün bir kız geldi de buraya. Kim geldi? Denizmiş adı. Tekerli kız sandalyede. Abi E'si şu işte. Yani kız geldi. Bunu bıraktı. Ondan sonra başka biri geldi. Tehdit etti filan. Kız kardeşimin peşini bırakın filan dedi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım, bilemedim. O da öyle kaldı. Şş! Nereye lan? Şş! Kavga mı var? Hayır, paşa çocuğuyum çünkü de onun için söylüyorum.
gitmeyeceğim ben Zehra. Bekleyeceğim, sen git istiyorsan. Canım kardeşim benim. Bak gelen giden kimse yok. Hem dedim ben sana. O adam televizyondaki adam değil diye. Seni umursadığını mı sanıyorsun? Deniz, bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Bunu böyle bil. Sen bilirsin. Kalmak istiyorsan kal. Ama ben senin üzgün görmek istemiyorum. Tamam? Abi. Hadi gidelim. Kestik. Abi, Ali abi niye vurdun kıza? Aa, şişeyle mi vurdun kıza? Dünyanın parasını verdik biz ona. Şeker o. Ben vuracaktım kıza. Sen niye vuruyorsun lan kıza? Film çekiyoruz biz burada. Ne filmi? Kısa film bitirme projesi. Korku, gerilim, erotik, karate. Cihan abi iş yattı galiba. Filmi çekemiyoruz. Nasıl nasıl çekemiyoruz? Abi şey ya, halamın evine misafir gelecekmiş. Yarın dedim. He. Yarın da altın günü varmış. Haftaya dedim. Evet. Evi ilaçlatacaklarmış. Üf, senin halanın evi veresi yok oğlum. Bahane bulmuş. Akrep etmez akrabanın akrabaya ettiğini. Pis kadın. Abi yalnız halam hakkında konuşuyoruz. Halan hakkında ama senin halan da sinemaya engel. Onu söyleyeyim. Neyse abi, ben sana haber vereyim dedim. İnşallah başka projeye buluşuruz. Ya şimdi başka Hayır, bir dakika. Nereye gidiyorsun Mahmut? Gitme. Sana çok ihtiyacım var. Ne olur gitme. Nasıl abi? Yani oğlum, ilk engelde mi pes mi edelim biz? Bırakalım mı ilk engelde sinemayı mı bırakalım? O kaşların bir hakkını ver, o gözlüğün bir hakkını ver. Tamam da abi, evi nereden bulacağız? Tamam, ben buluyorum evi, tamam. Ben buluyorum. Hah, tamam, sana çok 10 numara ev buluyorum, tamam. İşte ev Mahmut, al sana ev. Ev değil, saray. Bunu da buldum ya, artık ölsem de gam yemem, yemin ediyorum. Prodüksiyon yapıyorum şu anda. Oyunculuk yapmak için oyunculuk dışında her şeyi yapıyorum ben şu anda. Cihan abi. Efendim? İş yatar. Nasıl yatar? Kadın oyuncumuz yok. Var dedin, var dedin. Benim sevgilim var dedin, benim ilişkim var dedin. Ben sana bulacaktım kadın oyuncu. Nasıl yok? Kız arkadaşım beni terk etti abi. Vasıfsız mısın oğlum sen? Niye terk ettirtiyorsun kendini? Bilgisayardaki sohbet geçmişim görmüş abi. Senin ben geçmişini sileyim lan Mahmut. Oğlum niye böyle şeylere dikkat etmiyorsunuz? Geçmiş gitmiş, adı üstünde sohbet geçmişi. Silin lan bunları. Neye bakıp avunuyorsunuz oğlum siz? Birazcık da benim kariyerimi düşünün. Az bir şey de beni düşünün ama artık ya. Yeter artık ya. Esas kız. Merhaba. Ne yaptın? Nerelerdesin sen? Güzellik. Hoş geldin. Evet. Tanıştık ya biz hani orada. Ha? İlk zamanlar. Olur. Vallahi bundan olur. 10 numara olur. Yemin ediyorum. Çok da güzel, iyi olur. Oğlum
başka kız mı bulamadınız lan? Başka kız mı yoktu piyasada? Abi bulamadık ki, bulamadık. Beceriksiz bu. Hiçbir kız bulamadık. En son kızı ben oynuyordum. Bunu bulduk sonra. Bu neymiş, bu neymiş? Onun bir adı var. Ne adı var? Bulamadık ki. Bunun bir adı buldunuz mu ki? Söyle bir şey, herhangi bir şey olur ya. Bu ne demek ya? Hacı dediler en son buna. Hacı da demedi, bir isim mi? Leyla mı koydunuz yoksa? Yürü gidin lan bu evden. Yürü gidin. Cihan abi, çekimi tamamlayalım mı biz? Mahmut, sus. Beni sektörden soğutma. Ama Cihan abi... Sektör Mahmut! Kusura bakma abi. Pardon abla. Hayırlı akşamlar. Işığı alacağız. Hiç merak etmeyin. Şunlar kaldı. Ekipmanı toplayacağız biz sonra. Senin yapacağın işin Allah belası olmasın. Sende de alışkanlık oldu herhalde. Kafama sürekli bir şeyler geçiriyorsun. Ama yavrum sen nasıl onunla bayıldın anlamadım ki ya. Şekerden o ya. Şeker bile değil. Kağıt ya. Elimde daha havadayken böyle patladı ya. Ya ölüyüm ben. Bana dediler ki kafana bir şey geçireceğiz. Ondan sonra düşeceksin. Ben de düştüm. Ölü müsün? Hı. Nasıl böyle ölü toprağı gibi mi var üstünde? Ölü toprağı mı serpildin? Böyle ellerinde dermanı mı yok? Parmakların mor mor mu? Gözünün feri mi gitmiş gibi? Dişlerin dökülecek gibi mi hissediyorsun? Dilinde tat mı yok? Nasıl bir his yani? Ölü gibi mi? Ne saçmalıyorsun ya? Bir şey soracağım. Delikanlı gibi cevap ver. Yaşınıza hürmeten. Saygıyla. Ne? Ölü müsünüz? Ne miyiz? Ölü müsünüz? Anne ne diyorsun ya? Niye birkaç gündür bir tuhafsın zaten. Ne oluyor sana? Ölü değil misiniz? Ben iyi değilim. Benim kafam bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor kafam. Ben çok iyi değilim. Çok kötü günler geçirdim ben de. Benim asıl bir şey göstermem lazım. Çok acil bir şey göstermem lazım. Bekletiyordum, bekletiyordum. Demek ki bugüne kısmetmiş. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi ama öyle görünce hemen şey yapma, heyecana kapılma. Öyle bir panik yapma. Yavaş yavaş, ağır ağır. Tamam mı? Okey mi? Bu neymiş ya? Benimle misiniz? Benimle misiniz ne demek lan? Bana da gelmiş aynı mesaj. Ne? Kim ki bu? Şenol işte, bizim yapımcı. Benim telefonumu nereden bulmuş? Ne bileyim. Ben ne yazayım buna? Şey diyeyim mi, nedir mevzular? Yok oğlum, öyle yazma herif, sakat herif. Şey yaz. Senin neyiz abi? Gösterin o zaman. Nasıl göstereceğiz? Alabilirsek lütfen, çok memnun olur, çok sağ olun. Neler söylemeye başladı. Allah. Abi ne yapıyoruz lan? Düğün salonunda çalıyoruz ha.
abi, düğün salonunda çalıyoruz ya. Parayı verdiniz mi konserin şeyin tazminatını, ödemedin mi? Abi tazminat diyorsun da düğün Allah salonu Allah. Abi, düğün salonu. Verseniz o zaman bir parayı. Bir şey söyleyeceğim. Konsere çok büyük bir rezilliğin ortasındayız ya. Fotoğraf çekiyorlar bir de. Kim bu. Kim çekiyor? Bir de fotoğraf mı çekiyor? Suratıma bakmıyorlar ya. Baksana çeken. Abi gözlük ya, gözlük. Gözlük. Var gözümü görmesinler. Ya çok rezil olduk ya. Vallahi ben çalmayacağım. Hadi beyler, olmuyor böyle. Kitleyi canlandıramıyorsunuz. Kitle diyor. Allah da bizi kahretsin ya, vallahi. Nasıl canlandıramadık kitleyi ya? Ben de onu diyorum, acaba biz ne yapsak, gidelim ya. Hadi hadi biraz tempo, tempo. Yaparız, yaparız. Canlandırırız, anasını ağlatırız ya, bak. Oyun havası gir. Gir. Pardon. Onur Hoca gözlüklerini unutmuş da yine. Sabah almıştınız. Gelmedi gözlükler tekrar. Ha, pilot da unuttu o zaman. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Rica ederim. Şey, Faruk ben bu arada. Benim adım yok. Yani bir adım var tabii de ben hatırlamıyorum. Uzun hikaye. Onur Hoca bahsetmişti, evet. Hafızanızı kaybetmişsiniz. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Durum nedir? Dedikleri doğruymuş. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ne yapacağız peki? Bir şeyler hatırlamasını bekleyeceğiz. O zamana kadar kızın yanında olmakta fayda var. Ha. Her şeyi hatırladığı zaman da bize lazım olanı alacağız. Sonrasında bakacağız artık. İyi. Bunlar kim? Ha, bunlar biri fotoğrafçı, öbürü de gelinlik dükkanına sahibi. Sabah ben bunları paketlerken az kalsın yakalanıyordum heriflerim. Ne yapayım bunları? Temizlikçi olan sensin. Temizle işte. Doğru, evet. Thank you.